Türkiye'nin en aktif fay hatlarından birinin üzerinde bulunan Bolu'da birçok afet meydana gelebiliyor. Bu kapsamda afetler sırasında meydana gelecek olumsuzlukların önlenmesi ve zararın en aza indirilmesi amacıyla İl Afet Risk Azaltma Planı İRAP hazırlandı. Bolu Afet olarak 13 eylem üstleniyoruz. İl Sağlık Müdürlüğümüz 2 eylem. İRAP'ın tanıtımı ve atılacak adımların anlatılması için de Bolu Ticaret ve Sanayi Odası'nda konferans düzenlendi. Bolu İl Afet Müdürlüğü tarafından düzenlenen programa Bolu Valisi Ahmet Ümit, ilçe kaymakamları, ilçe belediye başkanları, kurum müdürleri ve idareciler katıldı. Bunları ekranda göründüğü üzere programın açılış konuşmasını yapan Bolu İl Afet ve Acil Durum Müdür Vekili Celal Kürşat Bozkurt çalışma hakkında bilgi verdi. İlimize ilk defa hazırlanan İRAP Bolu, afet tehlike kaynaklarının belirlenerek risklerin azaltılması ile birlikte ilimizin afetlere karşı dirençli hale getirilmesi amacını benimseyen yerel düzeyde yol gösterici bir belge niteliğinde olup 8 hedef ve 123 eylemden oluşmaktadır. Bu itibarla İçişleri Bakanlığı, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığımız ve Bolu Valimizin öncülüğünde ilimizdeki kamu kurum ve kuruluşlarının, üniversitemizin, sivil toplum kuruluşları ve meslek odalarımızın değerli katkılarıyla ortaya çıkardığımız Bolu İl Afet Risk Azaltma Planı'nın gelecekteki çalışmalara katkı sunacağına inanıyor. Hazırlanmasında emeği geçen kurum ve kuruluş temsilcileriyle çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Arz ederim. Açılış konuşmasının akabinde İl Afet Acil Durum Planlama Risk Azaltma Şube Müdürü Gökhan Yılmaz tarafından planın detaylarını aktaran sunum yapıldı. Sunumda en çok eylemin belediyelere düştüğüne dikkat çekildi. Bolu Afet olarak 13 eylem üstleniyoruz. İl Sağlık Müdürlüğümüz 2 eylem, Çevre Şehircilik Müdürlüğümüz 8 eylem, Özel İdaremiz 6 eylem, Orman Bölge Müdürlüğümüz 4 eylem, Milli Parklar İl Müdürlüğümüz 1 eylem, Kültür ve Turizm Müdürlüğümüz 3 eylem. Yani gördüğünüz üzere kamu kuruluşlarımızın eylemleri çok fazla değil. Daha çok eylemlerimiz genel yönetimler üzerinde yoğunlaşmakta. Bunun da örneğini ekranda görüyorsunuz. Bolu Belediyesi'nde 30 eylem, Gerede Belediye'mizde 24 eylem ve göreceksiniz ki belediyelerimizde 20'nin üzerinde eylemler var. Yani daha çok genel yönetimlerimize düşüyor bu eylemlerin sorumluluğu. Bolu Valisi Ahmet Ümit de afetler üzerine konuşarak afetlerin sonunun gelmeyeceğini belirtti. Afet dendiği zaman insanoğlunun kendi gücüyle, kendi emeğiyle, kendi gayretiyle önüne geçemediği ve insan için, insanlık için, tabiat için, doğa için çok önemli zararlar veren, büyük problemler üreten olaylar, doğa olayları aklımıza gelir. Ve ne yazık ki bu olaylar elbette insanlık tarihiyle beraber başlamıştır ve devam etmektedir. Daha doğrusu tabiatın yaratılışından itibaren başlamış, hatta Big Bang teorisinden hareket edersek ya zaten baştan itibaren bu işler böyle başlamış. Hiçbir zaman bunun da önü, sonu gelmeyecektir. Bunu bir kere görerek hareket etmek gerekiyor. Yanardağlar, toprak kaymaları, fırtınalar, kasırgalar, hortumlar, tsunami, yangın, sel, kıtlık, kuraklık, salgın hastalıklar, özellikle de depremler insanoğlunun hayatında çok önemli yerler tutmuş. Ve bu olayların neticesinde tarihe baktığımızda milyonlarca insan ölmüş, milyonlarca insan yaralı kalmış, sakat kalmış, milyonlarca diğer canlılardan ölenler olmuş ve akla hayale gelmeyecek kadar büyük zararları yaşamış insanoğlu. Vali Ümit, afet çalışmalarına değinerek çalışmaların tek bir çatı altında birleştirildiğini aktardı. Ülkemiz genelinde sorumluluk sahibi afetlerle mücadele, afetlere karşı tedbir alma, afet öncesinde, süresinde, sonrasında görevli olan, sorumluluğu olan birçok kurumumuz son 10-15 sene içerisinde devletimiz tarafından birleştirilmiş ve bir tek kurum haline getirilmiştir. İçişleri Bakanlığımıza bağlı AFAD Başkanlığı kurulmuştur bildiğiniz gibi. Bugün bütün afetlerle ilgili bütün çalışmalar o daire başkanlığı çerçevesinde ve Sayın Bakanımızın öncülüğünde yürütülmektedir. Ümit, afetlere karşı önce insanların tedbir alması gerektiğine vurgu yaptı. Her birimiz sorumluyuz, herkes mesulüz, hep beraber mesulüz ve bu mesulü olduğumuz insanların eninde sonunda hesabını vermek durumundayız. Hem dünyada vermek durumundayız, hem ahirette vermek durumundayız. Hepimiz emanetçiyiz. Bulunduğumuz yerlerin hepsi kıymetli ama hepsi geçici. Bu geçici olarak elimizde bulunan bu imkanları, bu sorumlulukları hakkıyla yerine getirelim ki, yani uyarıysa uyarı, müdahale ise müdahale, engellemekse engelleme,
Gerekirse yıkmaksa, yıkmak suretiyle gerekli tedbirleri alarak yıkmak suretiyle mutlak sureti görevimizi yapmamız olmazsa olmaz şartlarından bir tanesidir. Ümit'in konuşmasının ardından program sona erdi. Kazatma çalışmaları, afet sırasında müdahale çalışmaları...